Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün yine Instagram'dan veya işte YouTube'dan sorduğunuz abi üretimi hangi kuşla başlamak mantıklı veya hangi kuşu üretmek mantıklı? Japonez kolay yumurtluyor mu, çoğu kolay yumurtluyor mu veya Japonez mi daha kolay, çoğu mu, yerli mi? Burada arkadaşlar bilmeyen kardeşlerimizi aydınlatmak amacıyla bu tarz bir video yapıyorum yine. Bu arada arkadaşlar 4200 abone olduk. Yani 4200 aboneye geldik, yaklaştık. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizden ötürü arkadaşlar. Var olun, sağ olun. Bu arada desteklerinizi arkadaşlar yani esirgemeyin. Lütfen bu şekilde devam etsin. Gayet güzel gidiyor. Like sayıları olsun, izlenme sayıları olsun. Yani gerçekten beni çok mutlu ediyorsunuz. Bu videoya da bir like atarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar şimdi arka kameraya geçmeden önce biraz konuşalım. Ondan sonra arka kameraya geçeyim. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yerli kuşların yumurta sayıları ve eş tutmaları, dayanıklı olmaları yerli kuşu üretmekte veya yeni başlayan bir kişinin yerli kuşla üretime başlaması daha mantıklı olur. Çünkü şöyle söyleyeyim. Show Jumbo'lar ve Japonesler genleriyle oynandığı için bir nebze yani biraz daha insanı bunaltıyor, zorluyor. Ama yerli kuşlar öyle değil arkadaşlar. Yerliler bir nebze daha kolay oluyor. Yeni başlayanlar için kesinlikle yerli olmalı. Ama yerliden sonra neye geçeceğim diye sorarsanız, yerliden sonra da bence bir sonraki geçiş aşamanız İngiliz kuşlar olabilir. Ama İngiliz kuşları hani ben bu işten hani bir hobi yapıyorum ama bir şeyler de kazanayım dersen İngiliz kuşları üretmenizi tavsiye etmem. Çünkü şöyle artık yerlinin de fiyatı arttığı için şimdi eskiden burada mesela o kırıkları İngilizleri falan pet shoplar 70-75 liradan alıyorlardı. Şimdi kaçtan satıyorlardı atıyorum işte 100 liradan 110 liradan satıyorlardı. Şimdi yerlileri de artık 45-50'den almaya başladıkları için arkadaşlar pet shoplar bu kez onları zaten 80-90-100'den satmaya başladılar. O yüzden siz şimdi İngiliz'i yani 50'den değil de 70'e 80'e vereceksiniz ama yerliden İngiliz'e geçtiğinizin hiçbir mantığı kalmıyor. Yani o yüzden İngiliz üretmenizi tavsiye etmem. Bunun için biraz daha maddiyatı arttırıp Japonese geçmeniz daha iyi olacaktır arkadaşlar. Çünkü Japonesin en kötü bu tek renk yavruları dışarıya satacaksınız ama bunu da unutmayın. Kendinize bir piyasa oluşturmanız lazım. Facebook'tan olur, Instagram'dan olur. Yani zaten Facebook grupları bunlar için hani bu şekilde işte bir YouTube hesabı olmayan, bir Instagram hesabı olmayan kişiler için bu Facebook grupları bulunmaz bir nimet arkadaşlar. Facebook gruplarından satacaksınız bunu. Pet shoplar o tarz Japonesleri falan almazlar. Bunu da unutmayın. Ama Japonesler dediğim gibi bu tek renk maviler en kötü piyasada 150 liradan gider. Yani o şekilde söyleyeyim. Mesela bir çift aldığınızda veya bir dişi bir erkek yavru alın. Büyütün. Benim size her zamanki tavsiyem o. Çünkü kimse size altın yumurtlayan tavuğunu satmaz arkadaşlar. Bunu her videoda söylüyorum ama beni ilk defa izleyenler olur diye bunu her videoda söylüyorum. Yani beni yanlış anlamasın kimse. Üretici kardeşlerimiz de, pet shopçular da beni yanlış anlamasınlar ama aramızda maalesef kötü niyetli insanlar çok olduğu için bu tarz problemler çıkıyor. Benim size tavsiyem Japonez üretmeniz. Artık Japonez'den sonra da bir Show Jumbo'ya geçebilirsiniz. Şimdi siz şöyle söyleyeyim size. Direkt elinizdeki şeye bağlı yani bu maddiyata bağlı. Şimdi bir Show Jumbo beslerken bir Show Jumbo'ya şöyle söyleyeyim. Bir Quick Yem yediremezsin yani. Biraz daha bir kaliteli bir karışım yani. Daha atıyorum işte bir içinde keteni olacak. Yani kanarya tohumu minimum 150 olacak. Yani o yüzden masraf da artıyor. Yani küçük bir kafeste show besleyemezsin. Daralır. Şimdi Show Jumbo'lar arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Show Jumbo'lar şuradaki kuş gibi arkadaşlar. Bir köşeye geçer. Anlatabildim mi? Orada bir bakarsın mesela burada. 5 saat sonra gel tekrar burada olabilir. Ama bir yerli öyle değildir arkadaşlar. Yani yerli zıpır zıpır oynar. Yani daha hareketlidir. Şovlara göre. Üretimde de aynı şekilde. Yani Show Jumbo'lar yani bu kuşların üretimi o yüzden daha zor. Biraz daha ağır kanlı, biraz daha ağır başlı hayvanlar. Yani mesela işte ne diyeyim ben size. Show Jumbo'ların mesela satılmasının en büyük nedeni arkadaşlar bu şekilde ağır başlı olmaları. Yani kendini göstermeleri, iri olmaları. Nasıl bir işte normal bir teriyer cinsi bir köpekle pitbull'u karşılaştırın. Yani birisi süs köpeği. Anlatabildim mi? Yani hopluyor, zıplıyor, geziyor, eğleniyor. Ama işte pitbull ne yapıyor? Yalnız da işte duruyor yani. Hani böyle bir koruyucu gibi yani
bir ağır başlı duruyor. Yani o şekilde bu şovcun boyu da o şekilde size tanımlayayım. Hiç bilmeyen varsa cins olarak, tür olarak yani. O yüzden ücretleri de malum ortada, pahalı. Ama ben size arkadaşlar dediğim gibi ilk defa yapıyorsanız yerli. Yaptın yerliden Japones'e, Japones'ten de şova geçmeniz en mantıklısıdır. Papağan cinslerinde de arkadaşlar yine Cennet Sevda ile başlayıp Sultan Papağanlarına geçiş yapabilirsiniz. Cennet Sevda da şu anda yine pet shoplar herhalde eskiden 100 liraya alıyordu. Şu anda herhalde bir 150-200 civarı alırlar. Tam bilmiyorum onu çünkü takip etmeyeli bayağı oldu arkadaşlar. Sultanların da aynı şekilde böyle şu anda pet shop'a verme piyasası bildiğim kadarıyla 350 ile 400 arasında değişiyor o banklarda. Onlar da 500, 600, 700 kim kime fan fini fini fon yani öyle artık gidiyor yani. Yani kim kime yapıştırırsa hesabı arkadaşlar serbest piyasa. Yani kusura bakmasınlar ben gerçekten iyi niyetli insanlara bunları söylemiyorum. Beni her seferinde yanlış anlayıp Instagram'dan bayağı bir yazıyorlar. Arkadaşlar ben bu tarz kötü söylemlerde bulunduğum zaman kötü niyetli insanlardan bahsediyorum. Yani sizle hiçbir alakası yok. Japonistler şovlara göre bir nebze daha arkadaşlar yine yerlilere benzerler. Biraz daha hareketlidirler ama ağır kanlıları yine daha kalite olanları o kadar ağır başlı oluyorlar Japonistler. O kadar şey olmuyor hareketli olanları bu hareketli olmuyor ağır kanlı olanları. Japonistler de tepe ve kanat çok önemli arkadaşlar. Kaliteli bir kuş besliyorsanız. Çünkü tepesi bazen üçgen oluyor. İşte saçma sapan oluyor. Kanadın mesela normalde bir Japonesin kanadı bu şekilde duruyorsa biri şöyle duruyor falan filan yani. Hani o kuşlar gitmiyor arkadaşlar. O kuşların yavruları da aynı şekilde hani öyle güzel olmuyor, çıkmıyor. Japonesi arkadaşlar böyle kalem gibi tepesi gayet yuvarlak güzel olacak. 1 liralık tepe derler böyle 1 lirayı koyduğun gibi. Ve de kanatlar da böyle çiçek gibi olacak. O şekilde söylüyorum. Şimdi tepeli mantolu sisi olan vardır aslında illaki. Tepeli mantolu da aynı şekilde bu İngilizlere dediğim gibi arkadaşlar. Söylediğim gibi yani parası yine öyle çok değmiyor yani yapmalarına. Yapmanıza değmez ya. Hani vereceksin tepeliyi de en kral tepeliyi 70-80 liraya verebilirsin yani. Hani çok pahalıya veremezsin. O yüzden en güzeli şöyle söyleyeyim size. 5 tane 6 tane boş kuş alacağınıza 1 tane 2 tane daha güzel takım almanız her türlü daha iyi olur. Yani her zaman üretimin mantığı olur arkadaşlar. Bence hele ki tek bakıyorsanız az ve öz olmalı. Biz burada bak yani böyle tüm hayvanları böyle kattığımızda 40 kafes var. Biz 2 kişi yani hem normal işte de çalıştığımız için yani kolay kolay baş edemiyoruz. O yüzden dediğim gibi yani az ve öz tek kişilik üretim veya evde üretim için az ve öz her zaman daha iyidir. Ama ilk başlayacaksanız gerçekten şov ve Japones üretmeniz arkadaşlar biraz zor olacaktır. Daha ince, daha bilgili olmanız gerekiyor. Çünkü herhangi bir şey olduğunda hayvana kaybedeceğiniz değer, maddi değer daha fazla olacak. Yerlideki gibi değil. Tabii ki her şeyden önemlisi onların da bir can olduğunu unutmayın. Her şeye para gözüyle bakmayın arkadaşlar. Yani biz burada şöyle söyleyeyim size bakın hepsinde şu anda ilaç var. Yani ben bu ilaç arkadaşlar 180 lira. Bu 180 liralık ilacı biz tutup da bak kanaryaya bile vermişiz burada. Gördüğün gibi. Yani hani yok bu şovcun boymuş yani bu şu kadarmış bu kadarmış değil. Yani o da bir canlı o da bir canlı. Çünkü ben biliyorum bu şekilde kuşlarını ayrıştıran üreticiler de biliyorum. Yani yerlilere ayrı mama ayrı yem alıp yani diğer ürettiği kuşa ayrı yem aldığını daha iyi biliyorum. Siz bunlardan olmayın. Hepsinin bir can olduğunu unutmayın. Hepsine iyi bir şey almaya bakın. Alamıyorsanız yani durumunuz yoksa beslemeyin, yapmayın. Mesela ben bu köpek mamasında kedi maması almıştım geçen videoda 3-4 önceki videoda. Adamın yazdığı yorum şuydu. Ya ben güvercinlere bile zor yem alıyorum yazmış. Bak ben gördüm bunu. Besleme kardeşim. Yani zor yem alıyorsan besleme. Gerek yok yani. Çünkü yani hani aslan besliyorsan neydi lan o laf? Yemin esirgemeyeceksin. Aslan besliyorsan yemin esirgemeyeceksin. Yani güvercin besliyorsan o yemi vereceksin. O yemi alamıyorsan, o yemi çeviremiyorsan yapma zaten yani. Bence bu doğru olmalı yani. Bakma yani mantıklı olan o. Bugünlük arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Arka kameraya geçecektim ama yine bu şekilde böyle sohbet şeyinde çevirdim. Çünkü zaten Japonesi de biliyorsunuz. Şovu da biliyorsunuz. Yani o yüzden tekrar tekrar göstermeme gerek yok.
En güzel arkadaşlar, yani benim anlattığım gibidir. Çünkü diğer ırklar, diğer cinsler, mesela işte Texas. Şimdi ben de bilirim buraya bir Texas alıp koymayı, ama Texas'ı kimse bilmiyor. Ya bilmiyor derken, üreten adam biliyor. Evini alacak adam veya pet shop anlamaz. Satman daha zor. Yani bunu kuşu piyasada yani çevirmen daha zor. Anlatabildim mi? Yani mesela kırmızı göz. Kırmızı göz çoğu kişi bilir. Albinosu, lütinosu. Bunlar güzel. Ama bir Texas'ı, bir opali, işte bir kobaltı. Kobalt hiç duydun mu hayatında bak? Ben diyorum sana mesela. Kobalt muhabbet kuşu duymuş muydun? Duymamıştım. Halbuki belki de evinde var kobalt. Ama sen onu kobalt olarak bilmiyorsun. İşte atıyorum mavi kuş deyip geçiyorlar. Mesela parçalı deyip geçiyorlar. Parçalının bir ismi var. Yani arkadaşlar o yüzden bilinen hayvanları üretin. Yani ne biliniyor işte show, ne biliniyor Japones, ne biliniyor işte yerli, ne biliniyor ben size şöyle söyleyeyim. İşte iri bu şeyler, tepeli show, show Japones diye mi geçiyor artık onu ben tam bilmiyorum. O kuşlar da mesela gayet güzel piyasası var. Ama dediğim gibi diğer kuşlar biraz daha sıkıntı. Hiç girmeyin derim. Yani ha benim abi amacım şey değil. Ben hobi yapacağım. Ben Texas'ı seviyorum. Ben o gri renklerin aşığıyım. Ben şöyleyim böyleyim diyorsan o zaten farklı. O zaman alıp besleyebilirsin. Bu şekilde arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Dediğim gibi yani inşallah size gerekli şeyleri anlatabilmişimdir. Gerekli şeyleri anlamışsınızdır inşallah. Bir fikir edinmişsinizdir. Alırken de arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Yavru alın. Yerli yavruların piyasası ortalama 50-60 liradır. Bu internetten bulabilirsiniz. Mesela işte adam 8 tane yavru atar. Dersin ki abi bana 2 dişi 2 erkek ayarla dersin. O şekilde alabilirsin. Ondan sonra arkadaşlar şov piyasası serbest piyasa. Ama iyi bir şov, gerçekten sağlam bir şov arkadaşlar. En kötü piyasası 500-600 liradan başlar. Bakın en kötü piyasası. Yani adamın elinde vardır yani. Mesela benim yaptığım o şekilde. Ben mesela yavruları ne yaptık? 500'den, 600'den, 700'den sahiplendirdik. Ya ben o yavruyu bekleyip 800'de, 900'de, ikinci tüyünde 1000 liraya satabilir miydim? Satabilirdim. Ama bizim amacımız buradan, dediğim gibi bunu ben her videoda söylüyorum. Bertan'la bizim burada amacımız yani bir şeyler kazanmak. Bir şeyler buradan hani şöyle yapayım, bir ev geçim derdi falan filan yok. Dedim burası tamamen hobi. Yani show piyasasını serbest piyasa dedik. Japones piyasası da arkadaşlar dediğim gibi bu tek renkler, işte mavi tek renk, şuradan göstereyim mesela, işte bak şu köşedeki kuş mesela, bak nerede lan, ön kamera olduğu için elimi götüremiyorum. Şu kuş mesela, bu tarz kuşlar arkadaşlar 150 lira. Yani bu piyasalar alabilirsiniz. 2 tane alsan 300 lira. İşte bu şekilde üreteceksin yani, anladın mı? Böyle. Bunları da anlattıktan sonra başka hiçbir şey kalmıyor. Kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Bir de arkadaşlar bu zil var, abone bildirimi. Oradan bildirime basıp tümüne basarsanız size tüm bildirimler gelecektir. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.